anlama, kabullenme imkanı yok. Çünkü bir itibar eseri değil, maksat içeren, içinde yazılış amacı olan ve daha ilk girişinden itibaren yazılış amacını söyleyen Sabım'ın tüketi eşidin, tamamını işidin, buradaki yazıyı okuyun, tamamını işidin, katı tınla diyor, iyi dinle diyor, sıkıca dinle sözlerimi diyor ve bir ders veriyor. Bir taraftan kendisi hesap veriyor, aynı zamanda hesaba çekiyor, anlatıyor, ibret için çağrıda bulunuyor. Bu yazıtın arkadaşlar böyle itibar eseri değil de millete mesaj vermeyi amaçlayan açık bir şekilde bir eser olduğunu görüyoruz. İçeriğinden dediğim gibi ta en başta hitap cümlesinden sonraki ikinci cümleden itibaren biz bunun yazıtların yazılış amacının ne olduğunu böylece görmüş oluyoruz. Evet, yazıtlar esas olarak İlteriş Kağan ve Kapkan Kağan dönemi ve Bilge Kağan dönemi, o üçünün dönemlerindeki gelişmeleri anlatıyor. Ama daha eski birinci, bu ikinci Köktürk dönemi değil mi? 681'de İlteriş Kağan işte devleti yeniden kurmuştu. Bağımsızlık diyelim mi demeyelim mi? İkinci Köktürk Devleti diye adlandırdığımız yapıyı 681 senesinde kurdu. Bilge Kağan da işte babası, sonra amcası, sonra kendisi, o kuzenini, amcaoğlunu saymazsak. O dönemdeki faaliyetleri, icraatı anlatıyor ama daha geniş laf geldikçe daha geniş açıdan muhasebeler yapıyor. Ve bir yerde de 1. Köktürk dönemine, Bumin Kağan, İstemi Kağan dönemine de atıfta bulunuyor. O daha çok o muhasebe kısmıyla ilgili olmak üzere. Evet, bütün kelime kelime inceleyerek üzerine tartışmak güzel olurdu. Fakat öyle bir, şimdi göreceğiz, edebi bir eser, mesajları bir tarafa, onlar tamam, edebi bir eser ve öyle cümleler, öyle deyimler var ki bugün hala bunları kullanıyoruz. Ve söylediğimizde Köktürkçe bilmeyen insanlar dahi, bu konuya biraz ilgisi olan insanlar dahi bunları anlıyorlar. Derin içeriği olan, işte "Ey Türk titre ve kendine dön" diyerek günümüze aktardığımız örneğin motto gibi yerler geçiyor. Güney cephesinde başlıyor Kültig'in yazıtı. "Tengri tek Tengri'de bolmuş Türk Bilge Kağan, bu ötke oturdum, olurdum. Tek tek" işte bunun açıklamasını yapmamız gerekiyor. Ama tartışmalar da sürüyor, hiçbir zaman da bitmeyecek. "Tanrı gibi Tanrı'dan mı Tanrı'da mı olmuş?" Burada arkadaşlar Tengri kelimesini tek bir anlamda kullanıyorlardı. Biz daha önceki bir çalışmamızda, Türk ve Tanrı başlıklı bir çalışmada, yazıtlarda iki anlamıyla hiçbir yerde bir defa geçtiğindeki anlamı birden vermiyor. Ya Tanrı ya da gök anlamıyla ayrı ayrı kullanıldığını gösterdik, onu önerdik. Burada da Tengri tek derken birincisi Tanrı, yaratıcı olan Tanrı. İkincisi Tengri'de bolmuş, gökte olmuş. Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağan olduğunu veya gökten, daha doğrusu gökten olmuş, yani gökten kut almış, gökten takdir almış, bahş almış olarak kendini nitelediğini, buna vurgu yaptığını görüyoruz. "Sabımın tüketi eşit gil" sözümü, "sabımın tamamını işit" diyerekten başlıyor. Sonra kimlere hitap ettiğini, "Ulayı ini yigünüm, oğlanım bir iki oğuşum budunum, biri yaşatlık beyler, yarıya tarkat buyruk beyler, 30 tatar" orada bir okunmayan yerler var.
Ondan sonra devam ediyor. Tokuz Oğuz Beyleri Budun'u kimlere hitap ettiğini evinden, kendi evinden, ocağından başlayarak daha geniş alana kendi Budun'u ve akraba diğer Türk toplulukları, Budunlar dahil olmak üzere hepsini hitap kitlesi içinde alıyor. Oğuz Beyleri Budun'u bu sabımın edgütü eşit, iyi işit, katıldığı tınla, sıkı katı şekilde dinle. İlgeri kün toğsuka, ileri de gün doğusuna. İleri gün doğusu. Doğuya ileri diyor o zaman. Biri geri beri de kün ortasın garu. Beri tamam. Kuru garu kün geri de batsı kınga. İleriyi doğu, geriyi batı olarak söyledi. Bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyordu. Çok durulmadığını tamam fark edildi. Yazdılar da Köktürkler böyle diyorlar. Doğu kutsaldı, ona ileri kapılar zaten çadır kapıları doğuya açılıyordu. Doğuyu kutsal görüyorlardı. Onun için oraya ileri dediler, batıya geri dediler. Fakat bunun iyi de diyorlar da bunun sebebi ne? Bunun sebebini arkadaşlar biz Türklerin kökeniyle ilgili çalışırken geçen derslerde söylediğimiz üzere doğudan batıya doğru bir göçleri var. Güney Ural bölgesinden Altaylara doğru bir göçleri var. İlerledikleri taraf doğu tarafı, ileri taraf doğu taraf, geride bıraktıkları batı taraf. Bunun sonucu oluşmuş olduğunu biz önerdik. Çünkü diğer Türk lehçelerinde böyle bir kavram yok. Ve yenilerde biz benzer bir durumu, tabii bu bizimki delilsizdi, sadece bir öneriydi. Bu sebeple hareket yönü doğuya doğru olduğu için doğuya ileri diyorlar diye önermiştik. Ama daha sonra eski Avesta dönemi İran dili ve Sanskrit dilinden benzer şeyler bulduk. Onlar da arkadaşlar Purva ileri kelimesi İranlılar için ileri kelimesi güney anlamına geliyor. Sanskrit dilinde ileri kelimesi doğu anlamına geliyor. Tamamen benzer bir şey. Neden? Tarihi gelişmeye baktığımızda İranlılar kuzeyden indiler, güneye doğru indiler ve İran'a yerleştiler Aryanlar. Güneye doğru ilerlediler. İleri onun için onların dilinde güney anlamına geldi. Peki Aryanların doğuya dönen kolu, sonradan Hint dünyasını oluşturan doğuya dönen kolu ne yaptı? İşte Afganistan'dan doğuya döndü. Pakistan üzerinden Hindistan'a, Kuzey Hindistan'a doğru gitti. Doğu istikametinde gitti. Bu yüzden aynen Türkçedeki gibi Sanskritçede de purva, ileri kelimesi arkadaşlar doğu anlamına gelir. Bunları onun yanına koyduk en son 1-2 yıl önceki bir çalışmamızda. Sanırım artık sebebini ispatladığımızı düşünüyorum. Kavimlerin o belirleyici olan, iz bırakan hareket istikametini göstermesi açısından niye işte Köktürkler ileri geri diyor? Doğuyu kutsal hayır doğuyu kutsal gördükleri için değil. Doğuya doğru ilerledikleri için, o yurdu tuttukları zamanın öncesinde doğuya doğru ilerledikleri için öyle görüyorlar. Burada ayrıca 30 Tatar, okunmayan yeri hocalarımız Tatar olarak kurmuşlar. 9 Oğuz Beyleri, bunlar Köktürklerin dışında olan Türk toplulukları. Bunları da kendi ulusu hitap edilen kitle içinde görüyor. Ve sonraki işte Uygur olarak karşımıza çıkacak olan bu topluluklar kendi halkı olarak görmesi ileride de iyi tekrar göreceğiz. Bu da önemli. Daha geniş sadece bir boy bilinci yani kabile toplumu, kabile bilinci değil buradaki bilinç. Daha geniş bir Türklük bilinci, aynı dili konuşan, aynı şekilde yazan, aynı kültüre sahip olan insanlar boy isimleri, hatta boy birliği isimleri, budun isimleri ne olursa olsun bir topluluktur, bir halktır, bir millettir. Burada
kabile bilincinin, boy bilincinin üzerinde millet bilincinde olduğunu biz görüyoruz Bilge Kağan'ın. İlgerükün tozka birgerükün ortasın garu kurugarükün batsın kınga yırugarükün ortasın garu etrafı söylüyor. Gün doğusundan gün batısına gün ortasına anda içteki budun bunun içindeki halklar kop manga körür. Hepsi bana itaat eder. Bunça budun kop ittim. Bu kadar halkı hep yönettim diyor. İcraatını anlatıyor demiş idik. Kendi dönemindeki işte coğrafi kavrayışla artık gün doğusuna kadar gidebileceğimiz yere kadar ileride de diyor gidebileceğimiz yere kadar gittik. Çok geniş bir alandaki halkları kendime tabi kıldım. Dolayısıyla bu kadar da geniş toprak tanıdım, bu kadar geniş ülke tanıdım, çok memleketler gördüm diyor. Türk Kağan ötüken yiş olursar ilte bun yok. Kağan yönetici olan kimse ötüken yurdunda oturursa devlette sıkıntı yok, olmayacaktır. Böyle bir hükme varıyor. Dünyayı yönettim, dünyayı gördüm, çok geniş yerlere hükmettim, hükmediyorum ama şunu gördüm, şunu anladım ki Kağan Ötüken'de oturmalı. Burada oturursa İlgeri Şantung yazıka tegi süledüm. Şantung bugün de Şandong olarak Çin'in doğudaki bir eyaleti, kuzeydoğusundaki oradaki yazıka yazısına, ovasına tegi süledim. Sü asker gönderdim, sefer eyledim. Talyuka kiçik tegmedim. Denize değmeye az kaldı. Denize yaklaştım neredeyse. Biri geri tokuz ersin ki tegi süledim. Tüpütke kiçik tegmedim. Tibet, Doğu Türkistan arazisine de girdiğini söylüyor. Tibet'e neredeyse yaklaşmış. Oraya kadar gitmiş. Kuru garı inçi ögüz keçe temir kapıka, kapıka tegi süledim. Geride yani batıda Ceyhun nehrini geçerek demir kapıya Afganistan'ın kuzeyinde Tirmiz'in güneyine düşer. Tam nerede olduğunu biliyoruz. Hatta 19. yüzyılda kalıntıları dahi varmış oradaki geçitteki bir settin. Ceyhun'u geçip Afganistan arazisine dahi girdim. Oralara kadar sefer eyledim diyor. Kuzeyde de Yirbayırkuların yurduna gittim. Bunları gördüm. Ötüken yişta yey idi yok ermiş. Ötüken yurdundan iyi, ye bir yer yok imiş. Yiş kelimesi arkadaşlar hep... Onu da anlamadım. Orman olarak çeviriyorlar. Bir kere yerini biliyoruz. Onların yaşadığı yer. Orasını orman olarak mı anlamalıyız? Dünyaya hükmediyorum diyen bir Kağan ormanda mı oturuyor? Ormanda kalın mı diyor? O orman nerede ayrıca? Ha 1500 sene önce daha farklıydı. Onu da bilmiyoruz. 1500 sene önce günümüzden... İşte günümüzde diyelim %30 orman varsa o zaman da %35 orman var. Ama yine aynı bozkır, Doğu Avrasya bozkırları, Moğol bozkırları aynı şekilde bulunuyor. Ve bu bozkırlarda göçebe hayat tarzını sürdüren Türkler yaşıyorlar. Yiş kelimesini orman olarak almak nasıl, ne ölçüde doğru? Şimdi... Çeşitli yerlere baktığımızda dağ anlamı var, orman anlamı var, yurt anlamı var. Dağ desek, orman desek orman yok. Dağ desek hangi dağ? Orta Moğolistan'da ötüken olarak tayin edilmiş olduğunu bildiğimiz yerde hangi dağ?
Bunun yerine biz bunun yurt anlamına geldiğini önerdik. Şu Yirbayır Kuların da örneğin Sibirya düzlükleri artık orada hiçbir tepe bile yok. Dümdüz Kuzey Denizi'ne kadar çok aşağı seviye denizden yüksekliğe düşük olan bir arazi devam eder. Ve oradan akan çok büyük ırmaklar Lena, Ob, Yenisey gibi ırmaklar da çok düşük debilerle ama çok su da aldıkları için ve yavaş aktıkları için çok geniş deniz gibi ırmaklar oluşur ve yavaş yavaş akarlar kuzeye doğru, Buz Denizi'ne doğru. Şimdi orada dağ nerede? Orman, hepsi zaten orman. Güney Sibirya'nın tamamı orman arkadaşlar. O zaman yurt olarak almak kelimeyi daha iyi. Ötüken yeşil da ötüken yurt olarak almak. Yeş kelimesini yurt olarak çevirmek daha iyi. Daha başka yeşin geçtiği yerlerde de biz dağ veya ormanın oraya tekabül etmediğini, yurt anlamının daha güzel olduğunu düşündük. Ötüken işte idi yok ermiş, il tut sık yer, ötüken iş ermiş. İl tutacak yer, ötüken yurdu imiş. Bu yerde olurup tabgaç budun birle tüzültüm. Burada oturarak, başka bir yere göç etmeyerek, tabgaç Çin. Çin'deki Wei, daha sonra 430'larda ikiye ayrılan Wei sülalesinden ötürü kuzey kökenli olan, Hun kökenli olan Tabgaç sülalesinden ötürü arkadaşlar Çin'e öyle diyor. Onlar ile görüştüm, anlaştım. Altun, Kümüş, İşkiti, Kutay, Bungsuz, Anca, Birür. Yine yeni bir çalışmamızda Altay Dağları'nın ismiyle ilgili arkadaşlar bu veriyi kullanmıştım. Bakın her cümlesinde, her kelimesinde yeni öğreneceğimiz bir şey var. Şimdi Köktürklerin iktisadı üzerine düşünüyoruz. Ne ihtiyaçları var, ne alıyorlar, ithal ediyorlar, ne ihraç ediyorlar. Bunun üzerine altını ve gümüşü biz ithalat kalemleri arasında görüyoruz. Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Altay Dağları, Çince de Cinşan olarak geçiyor, Altın Dağ olarak geçiyor. Altay kelimesi de öyledir falan. O zaman burada altın var, orada altın yok, orada demir var. Köktürkler iyi madenciler, demirciler değil mi? Altın da olsa altın da işleyecekler. Bugün bilmiyorum altın madenleri değişik yerlerde bulunmuş olabilir ama Köktürklerin bulunduğu sahada böyle altın rezervleri yok. En azından o güne kadar bulamamışlar. Altın bir ihtiyaç kalemi. Dolayısıyla şu durumda ben Altay Dağları'nın isminden hareketle orada eski dönemde de altın çıkarıldığı, hatta Herodot'ta geçen o grifonlar ve tepe gözler, tek gözlü yaratıklar bu altını İsedon halkından korurmuş. İşte bu dağda Altay Dağları imiş. Orada bir dağdan bahsediyor da Herodot, hangi dağ olduğunu bilmiyoruz. Ve hep bilim adamları burası Altaylar olsa gerektir diyorlar. Hayır, burası Tanrı Dağları olarak gözüküyor. Massagetler, ondan sonra İsedonların yurdu. Herodot'u işlerken sanırım buna değinmiştik. İsedonlar Tanrı Dağları'nın komşuluğunda Altay Dağları'nın altın istihsal edilen bir coğrafya olması konusunda ismi doğru, itiraz yok. İsmi bunu çağrıştırıyor. Ama öbür taraftan burada altın istihsali konusunda sıkıntımız var. Peşin karar vermekte. Altın ve gümüş çünkü Köktürklerin ithalat kalemleri arasında ipek gibi, diğer baharatlar gibi burada ithalat kalemleri arasında veriliyor. Tabgaç budun sabık süçük ağısı yumuşak ermiş. Sözü tatlı, ipeği yumuşak demiştim ya arkadaşlar. Bir yazıyı icat ediyorsunuz, buluyorsunuz da
Edebiyat kolay icat edilmez. Edebiyat yüzlerce, binlerce yıllık bir birikimin ürünü. Bir yazı yazıyorsunuz, şimdi oturup herhangi bir şey ben de yazamam, yapamam, böyle edebi cümleler kurarak bir metin yazacağım. Hadi ince olacak, herkesin yapacağı bir şey değil arkadaşlar. Öncelikle bir edebi gelenek olmalı. Onlar bize ilham vermeli. Bizler de daha yeni şeyler üretmeliyiz bu ilhamlar üzerine. Şurada yani güzel bir cümle. Tapkaç budun sabı süçi, ağısı yumuşak, yumuşak ermiş. İpeği sözü tatlı, ipeği yumuşak imiş. Böyle tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diyoruz ya. Bu şekilde davranarak Irak budunu ança yakutır ermiş. Uzaktaki halkları kendisine yakınlaştırır imiş. Yakınına koyduktan sonra da ben arkadaşlar bunu okuyup açıklarken çok zaman kaybedeceğiz. Şimdiden baya bir zaman geçmiş ve yetiştiremeyeceğiz. Dolayısıyla hızlandırmam gerekiyor. Bu şekilde bunu kullanarak bu halkları kandırır imiş, kendine yakın yerlere, kontrol edebileceği yerlere çekermiş. Ama ondan sonra da orada bu halka rahat bırakmazmış, bir şekilde o halk yok olurmuş. Nasıl yok olur? Onları öldürür mü diyor. Ölmek fiilini kullanıyor. Az sonra aşağıda geleceğiz arkadaşlar. Hem takip eden paragrafta geçiyor bu bilgi. Ölmekten kasıt Çinler sizi işte basarlar, yenerler, hepinizi keserler. Öyle bir şey geçmiyor. Ol yeri geri barsar, yani Çin'e, nereye? Tabgaça, Çin'e. Barsar Türk budun ölteçi sen. Ötüken yir olurup, yir olurup, arkış tirkiş ısar, neng bunun yok. Oradaki evet kemiklerin dağ gibi yığıldı falan diyor da Çin'e gidenlerin ölmesinden kasıt daha çok burada bizim gördüğümüz kültürel ölüm. Çünkü takip eden metinlerde ne eline ne geçti işte isimlerini bıraktın, başkası oldun, Türk olmaktan çıktın, beri taraftan tekrar işte o Kürşat dönemindeki işte gayretlere falan da atıfta bulunarak bir şey elde etmeye çalıştığında da o zaman işte yok dedi, Çinli izin vermedi, seni öldürdü. Ya onun dediği gibi ismini değiştirecek bir Çinli olacaksın. Hayır olmam dediğinde de onun yanındasın, oraya gitmişsin. O da sana yaşam hakkı tanımaz. Eğer yaşayacaksan Türklükten çıkacaksın. Çıkmam diyorsan da seni yaşatmayacak, öldürecek. Bunları işte kastediyor geçmişe dair işte değerlendirmelerinde. O zaman burada otur, buradan kervanını gönder, alışverişini buradan yap. Çin'in yanına gitme, Çin'in